Bayramın da yaklaşmasıyla birlikte tezgahlar şenlendi. Renk renk şekerler iştahı kabartan lokumlar da görücüye çıktı. Neyse bir şey yok. Tam da yalan söylüyorsun. Yok sen herhalde 3-4 kilo malı lazım. Değil mi? Sen de darada gözünü senden burada. He, yani değil mi sen küresel ısınma var, küresel şey var, etrafında savaş var, her tarafı savaş olmuş, herkes de düşman olmuş. Hala değilsen ben 1 kilo alıyorum. Yalan söylüyorsun burada sen. Doğru konuş, doğru konuş bile. Her şeyi de rejistir üzerine atmayın. Vatandaş sadece çok affedersen kedi gibi gelip koklayıp gidiyor. Nasıl ki bir kedi et koklar gider ya, kemik üstünde et yok. O şekilde şu anda halk gücü yani çok düşük bir derecede, alım gücü yoktur. Yani millet gerçekten perişan. Hani bazı bu 60-70 yaş üstü bilenler var ya, işte biz şu kuyruğuna girdik, bu kuyruğuna girdik. Tamam kuyruğa girdik ama cep doluydu, cep. Şu anda kuyruğa giriyorsun ama bir şey alamıyorsun. Ne yazık ki yani gerçekten, bunu gerçekten söylüyorum. Ülke şu anda bitik noktasına gelmiştir. Allah muhafaza, bir savaş olursa biz burayı bırakıp da kaçamayız. Çünkü o bozuk kan bizim zürriyetimizde yoktur. Bayram şekerin fiyatları gerçekten ne kadar, eğer fiyatlar az da olsa bir yüksek bir fiyat varsa da insanlar bu sene alım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz esnaf olarak. Satışlarımız çok güzel, çok güzel satışlarımız oluyor. Onun olma sebebi de 2 sene boyunca pandemide insanlar hepsi içerideydi. Kimse dışarı çıkamıyordu yasaklardan dolayı. Bu sene de serbesttir. İnsanlar hepsi çarşı pazardadır. Esnaf da bu konuda mağdur olmuyor. Esnafların satışı da güzeldir. Fiyatlar fazla yüksek değil. Fiyatlar normaldir yani.